Ben Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Bugün sizlerle kabartmalı bir örgü modelinin yapılışını paylaşmayı düşünüyorum. Modeli her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Şekil yakından göstereyim, kabartmalarını görebilin. Bir modelim 6 ilmekten oluşmakta. 6 ilmek ve katlar olarak hesaplayabilirsiniz. Modelim 3,5 numara şiş ve orta kalınlıkta bir bebe ipiyle çalıştım. Burası da modelimin arka yüzü. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şerifenin.örgüdünyası.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın. Ben iki model üzerine anlatım yapmayı düşünüyorum. Şu şekilde ilmeklerimi taktım. Birer tane de kenar ilmeği ilave ettim. 6 ilmek ve katlar olarak hesapladım. Birer tane de kenar ilmeği ilave ettim. Şimdi kenar ilmeğini örmeden alıyorum. 2 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Daha sonra 1-2 tane ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Burası başlangıç kısmı yarım model olduğu için kenar ilmeğinden sonra 2 ters bıraktım. Ortada 2 modelimin arasında 1-2-3-4 tane ters ilmeğim var. Tekrar ikinci modelim için 2 tane ilmek düz örüyorum. Kenar kısmı yarım olduğu için 2 tane ilmek ters örüyorum ve 1 tane kenar ilmeğimle sıramı tamamlıyorum. Arka sırada herhangi bir işlem yapmıyorum. İlmeklerimi aynen örerek geliyorum. Facebook'ta takip etmek istiyorsanız Şerife'nin Örgü Dünyası sayfama girerek beğen butonuna basmayı unutmayın. Takipçisi 100.000'in üzerinde olan sayfa bana aittir. Ücretsiz olan YouTube kanalıma da abone olarak günlük paylaştığım videolardan haberdar olabilirsiniz. Kenar ilmeğimi örerek sıramı tamamladım. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters ilmeğimi ördüm. Birinci düz ilmeğimi ters ilmeğimin başına alıyorum. Ortadaki iki tane örmüş olduğum düz ilmekleri birer tane kenar kısımları açıyorum. Ve düz olarak ördüm. İç tarafa aldığım ilmeğimi de düz olarak ördüm. Buradaki düz ilmeğimi de yanındaki ters ilmeğin arkasına alıyorum. Ve kenarlara doğru ilmeklerimi açmış oluyorum. İlmeğimi düz olarak örüyorum. 2 tane olan ilmeğim şu anda 4 tane düz ilmek oldu. Bakın ortadaki 2 ilmeğimi kenarlara bu şekilde açmış oldum. 2 tane ilmek ters örüyorum. Tekrar 2 tane düz ilmeğime geldim. Birinci düz ilmeğimi ters ilmeğimin başına alıyorum. Bu başına ve sonuna alırken düz ilmeklerimi daima ön taraftan şişimin başına veya sonuna geçiriyorum. Ve düz olarak örüyorum. İkinci ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bu defa modelimin diğer yarısına da aynı işlemi uyguluyorum. Ön taraftan düz ilmeğimi örgümün arka tarafına alıyorum. Ve iki ilmeğimi de düz olarak örüyorum. 2 tane olan düz ilmeğim burada 4 tane olmuş oldu. Bir tane ters ördüm. Kenar ilmeğimle sıramı tamamladım. Örgü bitene kadar arka yüzde hiçbir değişiklik yapılmadan ilmekler tersler ters, düzler düz olarak örülecek. Burada herhangi bakın gördüğünüz gibi hiçbir işlem yapmıyorum. Biraz hızlanalım. Burada çünkü ilmekleri aynen örüyoruz. Şimdi tekrar örgümüzün ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Düz ilmeğimi ters ilmeğimin başına alıyorum. Aynı şekilde düz ilmeğimi ön taraftan ters ilmeğimin başına geçiriyorum. Ve düz olarak örüyorum. Aynı şekilde iç tarafa aldığım ters ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Ortada kalan iki tane ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Son düz ilmeğimi yanındaki ters ilmeğin arkasına alarak modelimi burada tamamen açmış oluyorum. İçeriye aldığım ters ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bir önceki sırada 4 tane olan düz ilmeğim bu sırada 6 taneye çıkmış oldu. Şimdi burada hiç ara vermeden diğer modelimin ilk düz ilmeğini tekrar ön taraftan örgümün başına alıyorum. Ve düz olarak örüyorum. İç kısmı aldığım ters ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Ortada kalan 2 tane ilmeğimi de düz ördükten sonra
Son düz ilmeğimi ters ilmeğimin ön taraftan bu şekilde arkasına geçiriyorum ve iki ilmeğimi de düz örerek modelimi burada tamamlamış oluyorum. Arka taraftan ilmeklerimi aynen örerek örgümün başına geliyorum. Ve bundan sonra ilk başlangıçta yaptığımız işlemimizi tekrarlıyoruz. Bütün ilmeklerimizi ters örerek geliyoruz. İlk modelimiz burada bitti. İkinci modelimizin başlangıcını yapıyoruz. Yani ilk başlangıçta yaptığımız işlemi yapıyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 1 2 tane ters ilmek ördüm. 2 tane düz ilmek ördüm. 2 modelimin arasında 4 tane ters ilmek var. 3 4 Tekrar 2 tane ilmek düz ördüm. 2 tane ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğimle sıramı tamamladım. Ortada iki modelimin ortasında 4 tane ters ilmek var. Kenarlar yarım model olduğu için 2 tane ters ilmek ve 1 kenar ilmeği bulunmakta. Siz modeli kurarken aynı şekilde bu modelden sonra da 4 tane ters, 2 tane düz şeklinde modelinizi kurmaya devam edeceksiniz. Arka yüzden ilmekleri aynen örerek geliyoruz. Tekrar örgünün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 tane ters ilmeğimi ördüm. Düz ilmeğimi ters ilmeğimin başına geçiriyorum ön taraftan ve şişime takıyorum. İlmeğimi düz olarak ördüm. İç tarafa almış olduğum ters ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Buradaki düz ilmeğimi de ön taraftan ters ilmeğimin arkasına geçiriyorum. Ve iç tarafa almış olduğum ters ilmeğimi de düz olarak örüyorum. 2 tane olan düz ilmeğimi bu sırada 4 tane yaptım. Arada 2 tane ters ilmeğimi ördüm. Aynı işlemi bu tarafa da uyguluyoruz. Gördüğünüz gibi ilk başlangıçtaki işlemleri bu şekilde tekrarlıyoruz. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Bu sırayı da gösterelim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Düz ilmeğimi ters ilmeğimin başına alıyorum. Bu sırada düz ilmeğimi daima ön taraftan örgümün başına ve sonuna alıyorum. İç tarafa aldığım ilmeğimi, ters ilmeğimi de düze çeviriyorum. Bu sırada 4 tane olan ilmeğimi 6 taneye çıkartıyorum. Son düz ilmeğimi de ters ilmeğimin arka tarafına alıyorum. İpiniz ve şişiniz ne kadar kalınlaşırsa model o kadar belirginleşecektir. Bebek battaniyelerinde, erkek örgülerinde, bayan örgülerinde, her türlü örgüde kullanmanızı tavsiye ederim. Gerçekten özellikle uzaktan çok güzel görünen 3 boyutlu bir model. Bakın bu ipte de bu şekilde durdu. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın, hoşça kalın.